Evet, bugün oynadığımız ilk oyunların yaşadığımız anılardan falan bahsedeceğiz. Tabii ben de çok an olduğu için ya da ben öyle sandığım için ilk Yavuz başlayacak. Evet, ilk oynadığım oyun biraz garipti arkadaşlar. Bana garip geliyor olabilir, size gelmiyor olabilir. Siz insansınız, ben insanım. Benim ilk oynadığım oyun GTA 2. Açıkçası GTA 2'yi oynamamın sebebi de GTA 2 GTA 5 zannet. Onun direkt anısına gelmek istiyorum çünkü GTA 2 hakkında diyebileceğim fazla bir şey yok. Oynadığım ilk oyun için bana o zaman çok güzel gelmişti. Şimdi oynayınca boh gibi geliyor. Şimdi hiç oynamadım ama neyse, tanışma hikayeme gelirsek, ben bir gün uyanıyorum, ondan sonra her yer GTA 5 oldu. Yani GTA 5 çıkmış, popülerliğini salmış, her taraf, herkes GTA 5, tüm mahalle, tüm ülke, tüm dünya, herkes GTA 5'i konuşuyor. Ondan sonra ben hiç araştırmıyorum, ne lan bu GTA 5, niye konuşuyorlar? Ondan sonra ben direkt gidiyorum bilgisayarcıya. Arkadaşlar zaten bu örnek bir davranıştır, oyunun adını duyarsınız direkt bilgisayarcıya gidersiniz. Yani oyun çok popüler oldu, ben de kendimi tutamadım, gittim. Ondan sonra abiye dedim, abi buna GTA 5 yükle. O da dedi direkt tamam dedi. Bakın GTA 5 ne işe yarar, yenir mi, su mu içer falan demedi. Direkt dedi ki tamam, yarın gel al. Ben de dedim tamam. Ondan sonra ben yolda giderken heyecanlanıyorum. Lan diyorum GTA 5. Ama oyunu hiç araştırmamışım. Oyunu bilmiyorum. Popüler oldu diye. Lan GTA 5 diyorum. Sonunda diyorum oynayacağım falan filan diyorum. Böyle millete hava atacağım aklıma geliyor. Sonra daha çok heyecanlanıyorum. Ve gidiyorum uyuyorum. Sabah ilk kalktığımda direkt bilgisayarcıya gidiyorum GTA 5'imi almak için. Abiye gidiyorum. Abi diyorum, GTA 5'imi yükledin mi bilgisayarıma diyorum. O da diyor tamam. Pardon, tamam demişim. Pardon. O da diyor yükledim. Ondan sonra ben masasına 10 lirayı bırakıyorum, çıkıyor. Sonra yollara düştüğümde tekrar diyorum lan bu GTA 5, bu bilgisayarın içinde kutsal bir varlık. O da GTA 5. GTA 5 kutsal bir varlık değil. Ama benim için kutsal, sizin için küçük. Neyse, ben gidiyorum işte kablolarını takıyorum bilgisayarların. Sonra çat. Power düğmesine bastığımda önümde bir değişik logolu, sadece GTA 5 yazan. Bakın GTA 5 yazıyor. Hani Roma rakamlarıyla yazılmıştı ya, VI. GTA VI. Adam direkt GTA 5 yazmış. Ben tabii bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum oyun hakkında. Tıklıyorum. Oyuna giriyorum. Lan diyorum bu oyun çok güzel falan filan. Düşünmüşler, hayvanat bahçesi bile yapmışlar. Bu arada hayvanat bahçesi var mıydı bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla vardı. Yani hayvanat bahçesine benzer bir giriş kapısı vardı. Ben onu direkt hayvanat bahçesi zannettim. O zamanları çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ilk oynadığım oyun. Bakın benim hafızam bok gibidir ama önemli şeyleri aklımda tutar. Ya dediğim gibi şeydi, hayvanat bahçesi kapısı ya da ona benzer bir kapı. Ondan sonra ben oyunun açık dünyasına dalıyorum. Lan diyorum çok iyi falan filan. Şimdi kırılma noktası nerede başlıyor? Kırılma noktası benim GTA 5 yüklettiğimi herkes biliyor. Yani herkes dediğim birkaç kişi biliyor. Ondan sonra çağırıyorum ben. Sonra geliyorlar odama. Açıyorum bilgisayarı tekrar. O arada ben zaten GTA 5 denilen oyunu, daha doğrusu GTA 2'yi bir saat aralıksız oynamıştım. Ondan sonra açıyorum oyunu. Yanımdaki arkadaş birden gülmeye başladı. Sana ben diyorum, niye gülüyorsun kardeşim? Al işte GTA 5, kutsal bir varlık. Kutsal tek varlık GTA 5'tir diyorum. O da diyor bu GTA 5 değil. Sonra ben orada gerçekten kırılıyorum. Hani hiç araştırmamışım. Arkadaş gittikten sonra araştırmaya başlıyorum. O zaman da kafamı seveyim gerçekten. Hani şöyle olur mesela. Oyunu araştırıp alırsın. Videosunu izler alırsın. Ama sırf popüler oldu diye direkt yükletmez. Ben o zaman malmış. O zaman anladım zaten, bilgisayarcıya da gidemedim. Abi GTA 5 değilmiş senin yüklediğin oyun diyemedim. Böylece bitti benim anım. Yani GTA 2 de şimdi söylemek gerekirse hani maalesef iyi bir oyun değil. Anım da bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ama GTA 5 kutsal bir varlıktı. Şöyle ki uzun uzun düşündüm Yavuz konuşurken ve evet benim ilk oynadığım oyun değil ama ilklerden oynadığım bir oyun var. GTA Vice City. Evet, çoğumuzun olduğu gibi ben de GTA Vice City. Ve şöyle bir sorun var ki GTA Vice City biz oynuyoruz kuzenimle beraber ama bir türlü oyunun sonunu getiremiyoruz. Biz ne sanıyoruz biliyor musunuz? Bu oyun bir oturuşta bitiriliyor. Çünkü save almasını bilmiyoruz. Sonra işte orada save falan, yani hiçbir şey bilmiyoruz. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Tek yaptığımız tıklıyoruz oyuna. Orada start diyoruz. İşte başla diyoruz. Hatta Türkçe, aynen Türkçeydi, doğru. Başla diyoruz. Sonra önümüze geleni tarayıp görevleri gidebildiğimiz yere kadar gidiyorduk. Sonra birinci sınıf oldu. Yani işte okuma yazma öğrendik. Orada biz ama hala save almasını bilmiyoruz. Orada şey yazıyor, oyun yükleme diye bir şey. Bir de ondan öncesinde mesela oyun bazen boka sarıyordu. Böyle değişik bir şeyler oluyordu oyuna. Değişik şeyler olduğu zaman da biz de gidip save alma sisteminden save alıyorduk. Ama onun save olduğunu bile bilmiyorduk.
Öyle bir sorun var hani. Sonra orada oyun yükleme diye bir şey var. Ben ona tıkladım. Sanıyorum ki oyun yükleyecek. Yeni bir oyun yükleyecek sanıyorum. Sonra işte tıklıyorum. Orada bakıyorum işte değişik şeyler yazıyor. Tarih falan yazıyor. Bir tıklıyorum. Beni daha önce yaptığım bir yani ilerlediğim bir bölümü atıyor. Sonra diyorum ha tamam bu böyle böyleymiş falan diyoruz. Ve 4. sınıfa kadar hani bakın 1. sınıfta oyunu sistemini almayı öğrendik. Ve oyunun 4. sınıfa geldiğimizde oyun hala bitirememiştik. Yani oyunu bitiremedik. Nerede takıldınız diye soracak olursanız da helikopter görevi. Çünkü helikopter görevinin tuş ayarını yapmayı, tuş atamasını bilmiyorduk. Değişik tuşlar vardı. Biz de mesela ben şey yapıyordum. Hem bombayı bırakıyordum hem de helikopteri yukarı aşağı yapıyordum. Kuzenim de sağa sola ileri geri hareketlerini yapıyordu. Bu kadar. O bölümü hiç yapamadık. Tabii daha sonra tuş atamasını öğrendik falan yaptık ama 4. sınıfta değil. Ben onu kaç sene oldu lan? 2019 ha aynen. 2019'da yaptık. Bitirdik. O yani bu kadar. Aga yani açıkçası nasıl 2019'da yapıyorsun o görevi? Aga yani... 4. sınıfta bilgisayar pert oldu. Ondan sonra bir daha da indirmedik. Sonra ben dedim ki lan oyunu ben bitirmedim. Gideyim bir bitireyim. Sonra 2019'da bitirdim aga. Aga sen 2019'da mı? Evet 2019'da. Aga. Gerçekten. Mesela GTA San Andreas'ı da 2020'de bitirdim ben. Aga nasıl aga? Hiç mi bitirmedin oğlum? Yok aga öyle boş boş geziniyordum ben. İlk görevi yapıyordum hep. Berbere gidiyordum falan ondan sonra hep etrafta geziniyordum. Hani aga ayıptır. Ben daha erken 2020'de nasıl bitirdin lan? 2020'de bitirdim. Oğlum bak aga helal olsun yani. Aga bitirdiğim açıkçası... ilk oyunu söyleyeyim mi? Sonunu getirdiğim sinematiğini ilk gördüğüm oyun Çiçkin Invaders. Aga şu tavuklu oyun var ya, tavuklu oyundan hani demiştim sana tavuklu oyun falan var o. Evet aga evet. Ona da şöyle bir anım var aga. Yani ben oyun hiç bitmeyecek falan sanıyorum, tamam mı? İşte yine oturdum bilgisayarın başına, oynuyorum oyunu. Birden son boss vardı işte onu yendim, bir sinematik girdi. Ve ben oyunun bittiğini bile anlamadım aga. Yani oyunun bittiğini nasıl anladım aga? Oyun başka bölüme gitmedi, başka bölüme gitmeyince dedim tamam bu oyun bitti. Çünkü sinematikte bayağı bekledim aga yani bayağı bir bekledim lan ne zaman yeni bölüm açılacak diye. Açılmadı. Kaç yılında bitirdin aga oyunu? 3. sınıfta. Vah ay be. Çiçkin Invaders. Aga yani ilk mobil oyun mu bitirdin aga? Yok aga mobil oyun değil. PC oyunu ama mobili de var. Ama mobili çöp. Aga ben mobil diye biliyordum. Ben mobili oynamıştım en son. Aga mobili yani o zevki vermiyor aga ya. Valla. Ben onun bütün serisini... Aga oyunda zevk yok ki. Aga git PC'den oyna. Aga sen ne anlatsın lan? Aga ne anlatsın? Aga yani... sen gidi Japon RPG oyna yani. Senin dediğin oyun neydi aga? Çiçkin Invaders aga. Onun ikisini indirme. Aga onda yani tavuk patlatmak şey mi aga? Aga Dark Souls'un 2D halini düşün yani. Aga tavuk patlatıyor. Ne yapayım? Aga Dark Souls diyorum ben. Sen tavuk patlatma diyorsun aga. Aga tavuk patlatma çünkü. Aga yani ikisini oyna aga. İkisini oyna o zaman görürüm aga. Daha da bitiremedim ben mesela. Bak bütün serisini oynadım, bütün serisini bitirdim. Bir tek birinci oyunuyla ikinci oyununu bitiremedim. Birinci oyunu çok eski, mouse'la oynanmıyor. Klavyeden kontrol ediyorum. O yüzden bitirdim. İkinci oyun aga. O da zor. Yani aga göreceğiz onu göreceğiz. Ben oynayacağım. Ama aga şimdi burada bir aptallığımı daha söylemek istedim. O zaman bize yalan söylediler aga. Yani biz İngilizce bilmiyoruz hiç hani okuma yazma bile bilmiyoruz. Burada dedik ne yazıyor orada işte kolay modu falan yazıyor hani kolay, normal, aynen. Zor, hard şey en zor işte. Dediler işte bak şu en kolayı dediler ama bize en zorunu seçtirmişler aga yani. Yani aga demiştin ki Dark Souls. Aga en zorunda evet. Aga sen her oyunu easy'de oynayan bir adam. Neden? O hadi abiler dedi. Aga, hiç mi o zaman aklına çakmadı aga? Aga ben şunu diyordum bak. Lan bu kolay şey ise normali düşünemiyorum falan diyordum aga. Easy aga. Easy'yi ben anaokulundayken biliyordum.